anda Macaristan'a girmek üzereyiz. Sanırım girdik, bir tabelayı gördük ama herhalde bu dereden sonra önümüzde bir dere var. Ondan sonra Macaristan topraklarında olacağız. Evet. Evet, Mustafa şu anda girdi. Ben de peşinden giriyorum. Evet, Macaristan'a girdik. Burası Macaristan. Hungary. Macaristan'a girdik. Evet arkadaşlar. Bundan sonra bakalım. Evet, şimdi Slovakya polislerine para verdikten sonra Macaristan polisleri, siz orada ödediniz abi, burada ödemenize gerek yok diyecekler mi bize, onu bilmiyoruz. Evet. Evet, bir insan şey yapar, kolonya tutar, şeker verir, bilmem ne yapar. Hoş geldiniz der. Motorcu kardeşlerim gidiyorlar bak. Olsun, biz geçeriz onlar gelene kadar. Evet. Şu anda Macaristan topraklarında sürmeye başladık. Arkadaşlar. Burada ağaçlı evler daha fazla. Burada demek ki evet, çiçekler, böcekler, ağaçlar, gördüğünüz gibi burada yeşillik daha fazla. Slovakya'daki şehirlere, köylere bakarak daha fazla. Tabi buraya yakında bir nehir vardı. Onun etkisi de olabilir bu. Bilemiyoruz. Ama genelde Slovaklar, Macarlar birbirlerine yakın toplumlar. Yine dini inanışları bunların da şey, dindarlar yani. Bu bölgedeki insanlar da dindarlar. Hun Türkleriyle bir bağlantısı olduğunu düşünüyoruz, biliyoruz. Çünkü Hungari bunlardan geliyor sanırım. Böyle aramızda bir eskiye dayalı bir akrabalık bağı olduğu düşünülüyor, söyleniliyor, inanılıyor. Evet, Macaristan yollarında sürmeye devam ediyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Macaristan'dayız. Çok güzel, yine bir ağaçlı yoldayız. Böyle rotamız bizi güzel yerlerden götürüyor. Ben de kamerayı açayım, size de göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi ağaçtan tünellerin içerisinden geçiyoruz. Norveç'te hep yer altından geçiyordu tüneller. Macaristan'da ağaçların arasından geçiyor. Macaristan, Slovakya, yeşil bölgeler buralar. Evet, burası birazcık sert bir viraj arkadaşlar. Çok iyi ya. Yollar harika. Köylerinden geçiyoruz. Güneye doğru indikçe, Slovakya ile kıyaslayınca buradaki evler daha bir bakımsız, daha bir eski, daha bir kötü görünümde. Slovakya'da Avrupa bitiyor diyelim yani. Çünkü Slovakya'da euro kullanılıyor. Macaristan'da henüz para birimi olarak euroya geçmemişler. Forint kullanılıyor. Evler birazcık daha bakımsız. Gördüğünüz gibi durum bu. Kiliseler de çok bakımlı sayılmaz. Benzerlik var ama Slovakya'nın köyleri daha iyi. Polonya'nın köyleri Slovakya'dan da iyi yani. Buradan sizler de bunu değerlendirebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bu bölge yine tarımsal işlemlerin yapıldığı bir bölge. Mısır ekiliyor, ayçiçeği ekiliyor. Bol miktarda gördük. Topraklar verimli, sulak. Şurada sanırım buğday biçilmiş. Slovakya'da biçilmemişti, Macaristan'da biçilmiş. Mevsim gelmiş demek ki. Mısırlar büyümüş. Macaristan'la Romanya sınırına geldik. Evet. Sınır burası. Evet, burada kapı var. Muhtemelen burada soracağız. Pasaport kontrol falan filan vardır.
Buradan böyle geçişte soruyorlar mı acaba pasaport falan? Vallahi Polonya. Polonya. Custom var mı Mustafa Bey burada bir yerde? Custom. Yürüyorlar abi. Biz de yürüyelim şöyle yavaş yavaş. Finlandiya'yı nereden çıkarttın ya? Hepsi Polonya'ya. Pedro, PL. Evet. Hi, how are you? Evet. Romanya sınırında bekliyoruz arkadaşlar. Mustafa Bey, şeye mi soracağız? Geçmeden mi soracağız? Geçince mi soracağız? Orada pasaportta mı soracağız? Bilmiyoruz. İnşallah pasaport soruyorlardır. Belki sormayabilirler de bilmiyoruz yani. Evet. Sıcak oldu. Montumuzu çıkartalım, beklemedeyiz. Yani çıkartalım derken önünü açıyorum montu. Güneş de rahatsız ediyor çünkü hava sıcak. Evet. Bir yarım saat 40 dakika Macaristan Romanya sınırında kaldık. Amcalar, vardiya değişimine denk geldik. Vardiya değişiminde oldukları için kusura bakmayın biraz sizi beklettik dediler. Daha doğrusu Macar tarafı işi bitirdi. Romanya tarafında takıldık biraz. Orada bitti. Vallahi sınır kapısını geçtik. Şimdi Romanya'dayız. Bundan sonra bu gece kalacağımız şehre doğru ilerleyeceğiz. Dolayısıyla sıkıntı yok. Romanya'ya hoş geldiniz. Evet, Romanya. Gördüğünüz gibi abla da sigara içiyor. Afiyet olsun. Burası Romanya. Video kontrol. Evet. GoPro'muzun da. Yes. Burada bir kapı daha. Tabi bunlar Avrupa Birliği'ne girmeden önce çift kapıymış. Kapı teke düşmüş. Evet, buradan biz devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik. Bu araba durmuş. Biz buraya geldik. Bakalım Romanya köyleri, şehirleri nasılmış? Vinette motosiklete lazım değil abi. Görmedik motosiklet resmi. Zaten daha önce de sormuştuk. Sadece Macaristan'da gerekliydi. Biz de Macaristan'da hiç otoyol kullanmadığımız için hiçbir şeye ihtiyacımız olmadan geçtik. Hatta bir önceki kullanımımızla alakalı da sistemde bir şey çıkmadı demek ki. Evet, ceza olsaydı sistemde çıkardı. Sistemde çıkmadı. Geçtik. Evet arkadaşlar, Romanya'ya girdik. Aşağı yukarı bir 40-50 kilometre daha geldik. Çok acıktık, susadık. Bir benzinlikte durduk. Ne yiyoruz? Oreo'muz var. Mustafa Bey double yiyor. Seviyor. Neydi bunun ismi? Kuru Hasan. Kuru Hasan yiyor.
Evet, ben de Oreo yiyorum. Çocukluğumuzdaki şu kola lezzeti. Aynı. Avrupa'da kolalar güzel ya, Türkiye'de bozuldu. Bize afiyet olsun. Görüşürüz. Arkadaşlar, Romanya'daki ilk molamızı sonlandırıyoruz. Bisküvi yedik, kruvasan yedik, kola içtik. Şimdi çıkışa hazırlanıyoruz. Evet, son kontrollerimizi de yaptık. Mustafa Bey de giyindi. Çıkışa hazırız. Romanya'dan sevgiler, saygılar diliyoruz sizlere. Şu anda Cluj-Napoca'da kalacağız bu gece inşallah. 2 saat 24 dakika 147 kilometre diyor. Bakalım ne kadar süre sonra orada olacağız. Mustafa Bey'e kalırsa biz 1 saat sonra orada oluruz. Adam hiç durmak istemiyor ya. Sonra yok şekerim düştü, yok karnım acıktı, yok başım ağrıyor. Evet. Bize hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Neredeyiz biz? Hangi şehirdeyiz bilmiyorum vallahi. Şimdi birazdan belki bir tabela mabela bir şey görürüz. O zaman size şehir ismiyle ilgili bilgi veririz. Evet. İbrahim Tatlıses yine söylüyor. Gelmezsen gelme diyor. Geleceğiz, tamam, geleceğiz. Evet. Devam ediyoruz. Yine Romanya bayrakları asılı evlerde. Büyük bir traktör geliyor. Yukarıda büyük bir kilise var. Yolun sağı solu standart evler. Burası da çok bakımlı olduğu söylenemez. Macaristan gibi, burası da birazcık bakımsız geldi gözümüze. Artık güneye indikçe yaşam standartları, ekonomik koşullar, her şey değişiyor. Ama ülkelerini çok seviyorlar. Her taraf bayrak. Evet, komünizm döneminden kalma yüksek yapılar. Bir tane. Yine burası da Ulu Kilise herhalde. Zalau tarafına döneceğiz sanırım. Mustafa Bey sola sinyal verdi. Evet, Cluj-Napoca'ya gidiyoruz. Bildiğiniz gibi 144 kilometre. Bundan sonra birazcık dağlık falan olur diye düşünüyoruz. Çünkü firketeler falan vardı rotaya baktığımızda. Genelde öyle yolları tercih ettik. Ücretsiz geçişler. Nereden? Mustafa Bey, şu binanın oradan döneceğiz sanırım. Evet, şu aracın çıktığı yerden geri döneceğiz. Sağ tarafa. Evet, şu anda hava 30 derece gösteriyor. Aşağılara indikçe hava ısınıyor. Sabah çıktığımızda 16 dereceydi yanılmıyorsam. Şimdi 30 oldu. Akşama yine serinler ya. Burada hava karardığı zaman serinleyeceğini düşünüyorum. Çünkü dün akşam gerçekten Polonya'da üşüdük yani. Üşüdük. Evet. Soğan var. Karpuz var, kavun var. Panjurlar çok ilginç, eski model. Evet. Yani buralarda da çok insan yok şeyde, sokaklarda. Bugün pazar olması itibariyle tatil günü. Belki dışarılardadırlar, belki yatıyorlardır. Evet.
Burada da şehrin mezarlığı var karşıda. Bakalım Roman mezarlığı nasıl? Yeşil mi? Çiçekli mi? Bunlar da mezarlarını süslemişler mi? Ya çiçek olan yerler var ama çok fazla göremedik. Roman çocuklar selam veriyorlar. Gaz ver diyorlar Mustafa abilerine ama Mustafa abileri öyle gaza gelmez yani. Evet. Dolayısıyla ihtiyaç olunca verir, ihtiyaç olmayınca vermez. Evet arkadaşlar, bu şehrin ismi Taşnat'mış. Taşnat'tan çıkıyoruz. Valla başka bir köy daha var şurada. Artık ayçiçek tarlaları. Bizim Trakya'ya benziyor buralar artık. Ayçiçek tarlaları var. Ekinler burada biçilmiş. Böyle etrafa bakıyoruz. Dümdüz ova. Az önce bahsettiğim gibi firketelerin olduğu bir yol tercih ettik demiştik ama yani biz dağlık olacağını düşünüyoruz ama olmayabilir de yani ovanın içerisinde de o şekilde virajlı bir yol bizi karşılayabilir. O nedenle hiçbir bilgimiz yok. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Bir başka Romanya şehri olan Salaş'a geldik. Şimdi Culuş, Napaka. Neyse adı işte. Orada kalacağız. Yolumuz 90 kilometre. 1 saat 30 dakika gösteriyor. Salaş'ın nasıl bir şehir olduğunu size göstermek istedim. Biz tabii şehrin bir üst caddesinden şu anda gidiyoruz. Şehrin içinden götürmüyor navigasyon bizi. Daha trafiğin sakin olduğu yerleri seçiyor. Daha hızlı konaklayacağımız yere ulaşmamızı istiyor. Burası da çok küçük bir şehir değil, fena değil. Bayağı büyük sayılır. İşte yine Avrupa her zamanki gibi insan nüfusunun az olduğu, çok sokaklarda insanların olmadığı bir yer. Ama burada bayağı insan var. Az sayılmaz açıkçası. Pazar olmasına rağmen şehre girerken birazcık trafik gördük. Şehrin içinde şu anda trafik çok yok sayılabilir. Buradan Culuj-Napaka'ya doğru ilerleyeceğiz. Sağ taraftan gösteriyor yolumuzu navigasyon. İleride firketeli virajlar var. Onları görmek için sabırsızlanıyoruz. Sizi şehir içi görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Evet, ışığımız kırmızı. Mustafa Bey de burada. Yorulduk da. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yorulduk diyor ama az kaldı yolumuz. Şehre varmadan yine bir dururuz. Yaklaşınca bir duralım. Bir bu sefer oturalım, dinlenelim biraz. Kalacağımız yere henüz karar vermedik. Onu netleştirelim. Ondan sonra devam ederiz bir şekilde. Şöyle söyleyeyim, 50 kilometre sonra falan duralım. 50-60. Birazcık böyle oturabileceğimiz bir ortamın olduğu bir yer olursa hem birazcık dinlenmiş olalım. Biliyorsunuz kazalar genelde varış noktasına kısa bir süre veya az bir kilometre kala oluyor. İnsanlar daha da hızlanıyor, dikkati elden bırakıyor. Ben de bu nedenle her zaman varış noktama yarım saat kala veya işte 20-25 kilometre kala mola veriyorum. Kendimi tazeliyorum.
Ondan sonra kalan kısmı daha rahat bir şekilde tamamlamak için. Salaj da çok küçük bir yer değilmiş arkadaşlar. Bilecik'ten büyük mesela, değil mi Mustafa Bey? Evet, ışık yine kırmızı. Yeşil dalgayı buralarda yakalayamıyoruz nedense. Evet, inşaatlar burada da tüm hızıyla devam ediyor. Şurası muhtemelen belediye merkez binası veya valilik. Şu sağdaki bayraklar falan var. O kadar sağda değil ya. Kültür evi, bu sağdaki kültür evi de şu karşısını diyorum ben. Evet. 249 derece mi yazıyor orada? Bayağı sıcakmış burası. Evet arkadaşlar, işte böyle. Salaş görüntüleri. Salaş bir şehir. Salaş. Çok yandı ya. Kırmızı ışık. Hava 29 derece. Evet, sırada meteorolo. Low battery diyor. Artık interkomlar. Sağ tarafa da sanırım yağmur yağıyor Mustafa. Sağ tarafa. Bizim üstümüze de yağsa bizi biraz serinletir ama henüz yağmadı. Geçelim abi. Yine kırmızı. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Kırmızıyı severiz de kırmızı ışığı sevmeyiz. Yeşili daha çok severiz ışıklarda. Evet arkadaşlar, Salaş böyle bir şehir gördüğümüz kadarıyla. Sadece içinden geçiyoruz. Durmadık, oturmadık, hiçbir kimseyle sohbet etmedik. Şu karşıdaki dağları aşmak için sabırsızlanıyoruz. Belki o dağların tepesi serin olabilir. Çünkü bugün birazcık ısındık. Gerçi Türkiye'de de şu anda havaların çok sıcak olduğu söyleniyor. Sıcağa alışa alışa geliyoruz arkadaşlar. Alışa alışa. Karşıki dağlar, jandarma, jandarma. Evet, buralarda herhalde zenginlerin oturduğu yerler, yüksek kesimler sanırım. Böyle. Bu bizim fikrimiz tabii ki. Atıyoruz yani. Tutar tutmaz bir şey diyemeyiz. Abi şimdi bu sefer dönecek Mustafa abi. Bu adam bu sefer dönecek. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda rampa yukarıya sardık. 28 derece oldu. Demek ki hava sıcaklığı yukarıya çıktıkça düşecek. Evet. Firketelere geldik. Mustafa Bey hoş geldiniz firketelerimize.
Evet. Navigasyondan da gördüğünüz gibi tekiler sürtüyor yere. Sesi gelmiyordur çünkü atıyorum. Evet. Severiz böyle virajlı yolları. O ne yol çalışması mı var yine? Arkadaş bıktık ya, bıktık ya, bıktık ya. Bu ne ya? Oo, Mustafa navigasyona bakıyor musun? Sağ tarafta neler gözüküyor? Navigasyona bak bakayım. Evet. Evet abilerim, ablalarım. Bu firketeler size hediyemiz olsun. Evet, bu sert bir firketeye benziyor. Burayı dönerken çok dikkatli dönmeliyiz. Hatta birinci viteste döneyim ben. Şöyle kafayı çevir. Evet. Teker at ha, atıyor. Niye? Evet. Yoldaki o şeyler kaydırıyor bizim lastikleri. Şu siyahlar, evet. Onların olduğu yerde çok yatırmayalım, tutuş kaybediyoruz. Evet, 2 kere oldu bana da öyle. Çok güvendim abi. Gücü verdiğimiz zaman oluyor. Evet. Burayı yine yavaş geçelim abi. Tehlikeli. Ben yine buradan geçiyorum. Geç şu arabayı da. Evet. Transalpine antrenman yapıyoruz. Çıkışı hallettik. Şimdi inişteyiz arkadaşlar. Ben normalde bu kadar uzun çekmiyordum ama burayı bir görelim dedik. Güzel, eğlenceli bir yol oldu bizim için. Evet, şu anda kayıttayım. Hayır, Salaj'dan beri kayıttayım. Evet, şimdi tekrar firketeler falan var. Otostopçu var, Mustafa al istersen. Ha, arka koltukta çanta var senin. Evet. Pekileri yere sürtüyor muyuz? Sürtmeyiz, biz öyle şeyler yapmayız. Sadece yatırırız motoru. Kaç derece merak ettim, 45 vardır yani.
Ama yatmadan da dönmüyor. Dönse niye yatıralım değil mi? Abi de bana yolu verdi. Az önceki GSC abi de iyi viraj yapıyordu yalnız. Mustafa Bey çok iyi apexliyorsunuz Mustafa Bey. Evet, sistemli sürüşler böyle yollarda bize fayda sağlıyor arkadaşlar. Sistem her şey. Sistem neydi? Bilgi, konum, hız, vites, ivmelenme. Evet. Bitti be. Neyse, kaydı kapatalım. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar, Culuş Napoka şehrine geldik. Türkçe ismi Kaloş var. Beklentimizden daha erken geldik. Benzin aldık. Şimdi otelimize doğru devam ediyoruz. Otelimize 3.9 kilometre var. 9 dakika gösteriyor. Şehir içinden bizi karmaşık yollardan götürüyor. Ben de bu arada kamerayı açtım. Siz de Kaloşvar şehrini görün diye. Evet, klasik Romanya şehirlerinden bir tanesi. Caddeler geniş, binalar eski ve bakımsız. Bakalım bizi trafikte, yolda neler bekliyor. Şimdi sola dönüp karşıya girmemiz gerekiyor. Araç var. Bekliyoruz. Sağ taraf serbest. Evet, buradan ışıklardan sağa gireceğiz. Mustafa Bey önümde. İkimizde de otelin konumu açık. Hava 29 derece. Saat 18.54. Bizim planlarımıza göre 21 gibi gelecektik. 19 gibi gelmiş olduk. Yolda çok mola vermedik. Bir şey yemedik. Ne yedik? Bir tane muz yedik. Bir de
Daha doğrusu Mustafa muz yedi. Ondan sonra durduğumuz bir benzinlikte kola, bisküvi yaptık. Birazcık acıktık. Terledik, ısındık. Şimdi otelimize vardığımızda birazcık dinlenmek istiyoruz. Duş almak istiyoruz. Güneye geldikçe hava ısınıyor. Düne kadar hep 20 dereceler seviyesinde sürüyorduk. Bugün 28-30 dereceleri gördük. Evet, polis arabası gidiyor. Neden gidiyor bilmiyoruz. Işık sarıyken hemen geçelim. Yeşile dönmeden, kırmızıya dönmeden. Birimiz takıldık mı diğeri sıcakta beklemek zorunda kalıyor. Onun için senkron hareket etmeye çalışıyoruz. Caddeler geniş. Otopark yerleri var. Çok fazla kalabalık olduğunu düşünmüyorum şehrin. Otelimize gidelim. Duşumuzu alalım. Sonra şehir merkezinde. Zaten otelleri de şehir merkezlerine yakın seçiyoruz. Hani maksimum 1 kilometre seviyesinde oluyor. Dolayısıyla yürüyerek şehir merkezine, işte genelde Avrupa şehirlerinde bir meydan oluyor. Meydana gideriz. Orada bir şeyler yeriz, içeriz. Ondan sonra akşam olur, gece olur, gelir, yatarız. Yarın planımızda Transalpina var. Romanya'ya gelen motorcular bilir. Bir gün Transfagarasyon yaparlar, diğer gün Transalpina yaparlar. Biz Transfagarasyon'u giderken yaptığımız için dönüşte aslında planda yoktu. Dedik ki onu da birlikte yapalım, onu da tamamlayalım. Hiç olmazsa Transfagarasyon ve Transalpina birlikte tamamlanmış olsun. Nordkap tamamlanmış olsun. Vay anasını be, ne proje. Evet, bugün 30. gün. Ben Bursa'dan, Mustafa da İstanbul'dan ayrılalı tam 30 gün oldu, 1 ay oldu. Muhtemelen 3-5 gün içerisinde de tekrardan evimizde sevdiklerimizle birlikte olmayı planlıyoruz. Güzel bir seyahat oluyor. 4 kişi başladık. Ondan sonra Metin'in gitmesi gerekti. 3'e düştük. Halil'in gitmesi gerekti. 2'ye düştük. Şu anda 2 kişi inşallah bu projeyi tamamlayacağız. Bakalım. Bekliyoruz. Projeyi tamamlayıp evimize kavuşacağız. Burası da herhalde yine şehrin meydanlarından bir kısmı. Ne diyelim bilmiyoruz. Beş abi bize yeşil yandı. Evet. Şimdi şuradan dönüyoruz. Otelimize doğru ilerliyoruz. Şehir içinde de motor sürmeyi sadece ben değil herhalde hiç kimse sevmiyor. Otelimize yaklaştık herhalde. Oo, trafiğe bak. Trafiğe bak, trafiğe bak, trafiğe bak. Az kalmış. 1,1 kilometre kalmış. Şuradan filtreleme yapalım Mustafa'cığım. Evet, trafiği ben keseyim kardeş. Bu arada Mustafa'nın interkomunun şarjı bitti. Beni duymuyor. Son kilometreler kaldı diye tekrar şarj etme gereksinimi duymadık. Çok fazla bir şey de kalmadı zaten yolumuz. Dolayısıyla böyle tıngır mıngır gidiyoruz arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Pazar akşamı trafiği var burada nedense. Anlayamadım. Şehir içlerinde pazar günleri trafik olur mu? Olur. Her şey olur. Evet, bizim otel göründü. Şu yüksek bina.
Oraya doğru ilerliyoruz. Niye bizi oraya gösterdi onu da anlamış değilim. Neden? Yanlış yeri gösteriyor bence. Ama ben Mustafa'yı bırakmayayım, takip edeyim. Burada büyük bir AVM var. Mustafa, otel bir geride kaldı ama bu yanlış yeri gösteriyor olabilir. Devam et. Tamam, şöyle ben devam edeyim abi. Bir bakalım bizi nereye götürecek bu yol. Evet, binanın içine getirdi. Çok güzel. Bence yanlış getirdi. Yanlış getirdi, yanlış. Oh. Şöyle Mustafa'nın yanına geçeyim. Otelin adını girerek arama yapalım. Otelin adı ne? O ne abi? Bir saniye, orada yanlışlık var ya. Yok abi, yanlışlık var ya. Mustafa, yanlışlık var, şurası ya. 16 dakika diyor. Yok yok, yanlış bu. Bir saniye abi, inmem gerekiyor. İneceğim. Varım merkezi burası. Büyük büyük binalar tadilatta. Evet, az önce Google navigasyonun azizliğine uğradık. Bizi başka bir adrese götürdü. Şimdi tekrardan doğru yeri bulduk, işaretledik. O tarafa doğru hareket ediyoruz. Evet, şu anda otele doğru gidiyoruz. 3.4 kilometre 8 dakika gösteriyor. Buradan bir yerden sağa girmemiz gerekecek. Evet. Nereden? Şu ilerideki ışıklardan. Audi de o tarafa dönüyor. Büyük bir yer. Büyük bir şehir. Google'un bizi yanıltmasıyla birlikte
Biz de şehri gezmiş oluyoruz şu anda. Buralarda meydan sanırım. Bir de nehir var. Çocuklar gaz açığa biliyor. Gaz açtık onlar için. Evet. Nehrin kenarında sanırım bizim otelimiz. Buradan sağa gireceğiz. Devam ediyoruz. Mustafa Bey önde. Birol Öztürk arkada. Evet, 29 derece otobüsümüz böyle. Klimalı sanırım. Camlar kapalı olduğuna göre. Burada bir meydan var. Geçelim diyoruz. Işık yeşil yandı bize. Evet, bir otobüs üstümüze çıkmadan buradan kaçmamız lazım. Otobüsü geçtik. Devam ediyoruz. Nehrin kenarına geldik. Evet, bizim otel bu nehrin kenarında. Tramvay yolu var. Çift şeritli. Burada yürüyüş yaparız akşam. Güzel. Gerçi çok yorulduk ama yürüyüş de yapmamız lazım. Hiç yürümeden de olmuyor. Akşama kadar motorun üstünde oturuyoruz. Biraz yürümemiz lazım. Sanırım burası da stadyum. Büyük bir stadyumu var. Evet. Köprüden karşıya geçeceğiz. Önümüzdeki köprüden. Burası herhalde AVM gibi bir şey yapılıyor buraya. Bilmiyoruz. BT Arena diyor. Bilmiyorum ne arenasıysa. Artık çok da ilgilenmiyoruz yani ne arenası olduğuyla. Işık yandı bize. Geçebiliriz. Geçmiyorlar ama yayalar geçiyor. Biz ne zaman geçeceğiz? Yaya yokken. Çok güzel. Yaya yok şu anda. Evet. Evet, buradan sola devam ediyoruz. Işık yanarsa. Evet, taksici kızdı. Sağ taraf yeşil. Neden gitmiyorsunuz diyor. Taksici de bir tane teyze. Eyvah eyvah. Kızdırdılar taksici teyzeyi. Taksici teyze kızdı. Çünkü yeşil yeşil yanıyor sağ tarafa. Evet. Otelimize son 900 metre kaldı. 1 dakika. Dönüyoruz şimdi şuradan sola. Ondan sonra istikamet otel. Otel Oscar'mış burası. Burası değil. Burası değil. Şurası değil. Kırmızı ışıktan sonra. Evet, River Park Otel göründü.
Işık kırmızı. Mustafa Bey. Son ışık. Son ışığımızı da geçtik. Evet. Otelimize geldik. Otelimize geldik arkadaşlar. Evet, Mustafa Bey. Oradan giriş yapıyor her zamanki gibi. Buraya mı koyalım? İki motoru da buraya koyalım. Bence olur. Evet, ben kaydı bir kapatayım arkadaşlar.